Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hisselerinizi kontrol etmenizi sizlerden rica edeceğim. Eğer hisselerinizde bu formasyon artı birazdan göstereceğim iki indikatör sinyali varsa bir miktar tedirgin olmanız gerek bir miktar açıkçası korkmanız gerek. Çünkü hisselerinizde bir düşüş başlayabilir ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki burada hisseye girmek istiyorsanız hisseye girmek istediğiniz hisselerde kontrol edebilirsiniz ve bu ciddi değer kaybında düşükten maliyetlenmiş olabilirsiniz. Bir başka strateji kademe düşürmek maliyet düşürmek istiyorsanız ve hissenizde bu formasyon artı indikatörün kombinesini görüyorsanız sanız burada da ciddi bir fiyat düşüşünü göreceksiniz ve burada yapacağınız strateji maliyet düşürmek için daha diplerden kademelenmek olabilir. Şimdi gelin bunlar hangisiymiş? Haydi birlikte inceleyelim. Şöyle göstergeleri kaldırıyorum. Göstergeleri kaldıktan sonra neler eklediğimi göreceksiniz. Öncelikle burada hacim ağırlıklı hareketli ortalamayı bulacağım. Ardından şöyle geldiğim zaman burada SMI ergodik göstergeyi bulacağım. Yani stokastik momentum indeksi. Bu ikisini eklediğim zaman öncelikle bir grafiğimde görüyorum. Şimdi burada gördüğüm formasyonun ne olduğunu sizlere tüpraş grafiği üzerine göstereceğim. Şöyle büyük düşüşler öncesi nasıl bu sinyaller içinde kaldığımızı görebileceğim. Şimdi birincisi SMI indikatörü bizim için ilk sinyal ve bir sat sinyali veriyor. Bakın SMI zaten sizlere teknik analiz eğitim serisinde de 65 videoluk teknik analiz eğitim serimizde de anlattığım gibi SMI, MACD gibi WaveTrend gibi birçok alım satım sinyali veren indikatörden çok daha hızlı çoğu şuralarda sat sinyali verirken SMA hepsinden hızlı şekilde tam bu tepe mumunda bir sat sinyali veriyor gördüğünüz gibi. O yüzden sizlere mutlaka tavsiyem teknik analiz eğitim serisine gidip o videoları izlemenizdir. Çünkü çok önemli indikatörleri bilinmeyen ve çok önemli indikatörleri sizlere anlattım. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Gelelim. SMA indikatörü bana sat sinyali verecek. Nasıl veriyor? Mavi çubuğun ya da mavi grafiğin buradaki turuncu grafiği aşağı yönlü kesmesi ilk sinyalim. Yani burada ilk sinyalimi arıyorum. İkinci sinyalim aslında burada hareketli ortalamanın altına geçmesi veya da şurada gördüğünüz gibi bir kopukluk yaşamasıdır. Bu ikinci sinyalim olacak. Üçüncü sinyalim de fitili uzun bir formasyon görmek olacak. Bunu fitil aşağıda veya yukarıda bu stratejimiz için çok önem teşkil etmiyor. Aslında burada kopmayı yaşadıktan sonra yani şu kopmayı görüyorsak ve SMI de burada bir sat sinyaline geçiyorsa ikinci teyit mumundan sonra bu ciddi fiyat kaybının olabileceğini görebiliyoruz. Şimdi pratik yaptığınızda üzerinizde örnekleri gösterdiğinde daha net anlayacaksınız ki burada da 144 liradan hissenin fiyatı 110 liraya kadar bir düşüş sağlıyor. Şimdi buraya tekrar geliyorum ve Aynı grafiği birebir olarak tekrar görüyorum Bakın şu mum itibariyle SMA'da bir sat sinyali geliyor ve yine arada ciddi bir boşluk var. Bu boşluğun olduğunu görüyoruz ve özellikle de hareketli ortalamanın altına bir sarkış görüyoruz ki bu boşluğun olması bile bizim için yeterliyken hareketli ortalamanın altına da geçiren bu sarkıntı bizim için yine ciddi bir satış sinyali oluyor ve hisse buralarda 120 liralardan 93 liralara kadar bir iniş sağlıyor. Şöyle grafiğimizi sağa kaydırarak aslında temel olarak incelememize devam edeceğiz. Bakalım farklı bir noktada yine bununla karşılaşıyor muyuz? Şöyle bir genişlettiğim zaman evet yine tüpraş grafiğine geldik yine şuraya geldiğim zaman ne görüyorum öncelikle SMI grafiği bana SMI özür diliyorum indikatörü bana şu kırmızı mumda bir sat sinyali veriyor burada takibi aldığımda birkaç mum sonra yine aynı sinyalleri görüyorum bir hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın altına sarkış var. 2. Arada görüldüğü göründüğü gibi bir kopuş var. Üçüncüsü Sapı uzun yani fitili uzun bir formasyon var. Bu sefer 4 sinyalin 4'ünü de almış oluyoruz ki bize burada 2 sinyal bile yeterli olurken ciddi bir fiyat kaybı. Şu grafikte verilen sattan sonra yani 150 liralardan hissenin önce 125 liralara sonra ise çok kötü bir senaryo ama 114 liralara gittiğini görebiliyoruz. Bu sadece tüpraş hissesinde çalışan bir yöntem mi? Hayır. Birçok hissede çalışıyor. Fakat burada tüpraşta göstermemin nedeni özellikle de şöyle biraz kabaca bakınca gözüme çarptı ve en uygun hissenin bu olduğunu anladım. Çünkü bakın aynı şeyin ardarda arda 3 arda defa tekrarlandığını ve aslında burada çok ciddi paraların kazanıldığını da görebiliyorsunuz. Çünkü bu düşüşlerin olması için yani Arda arda iki tane düşüş olması demek bu iki düşüş arasında bir yükseliş olması demektir. Buralarda gördüğünüz ciddi para kazanımlar oluyor. Şu grafiğe baktığımızda 2017 ile şurada 2019 arasında ortalama bir buçuk yıl içerisinde ortalama kümülatif olarak baktığımızda sadece bunları değerlendirdiğimizde %100'lük bir kar marjını bir sene içerisinde elde ettiğimizi görüyoruz. Sizlerden ricam almak istediğiniz hisselerde ve veya elinizde olan hisselerde mutlaka ve mutlaka 2 dakikanızı ayırın, gidin, hissenizde bir SMA göstergesini, 2 hacim ağırlıklı hareketli ortalamayı, 3 kesinti olup olmadığını, 4 hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın altına sarkışlarını mutlaka ve aslında bu 2 ile aynı de veya de ise buradaki formasyonun sarkıttığı fitilleri mutlaka ve mutlaka bakın şurada gördüğünüz gibi bu fitilleri tekrar şöyle çiziyorum. Şurada gördüğünüz fitilleri mutlaka kontrol etmeniz lazım. Eğer ki SMA, hacim ağırlıklı hareketli ortalama, arada gördüğünüz bir boşluk, sarkış ve bu şekilde fitil formasyonları varsa mutlaka bunları kontrol etmenizi sizlere tavsiye ederim. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Ciddi para kayıplarının, ciddi satım dalgalarının içerisinde paranızın erimemesinin önüne geçmek için mutlaka bunu sizlerden rica ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.